İpiniz elimde. Ne demek istiyorsun? Patronun anlar. Kimsiniz ve ne istiyorsunuz? Görüşeceğiz. Durum anlaşıldı. Canan ölmeden evvel benim kim olduğumu o herife söyledi. Eğer biz daha evvel davranıp işini bitirmezsek o bizi ele verecek. Temizleyelim mi? Evet ama nasıl? Sibel'in aracılığıyla. Sibel de kim? Şevki'nin sekreteri. Sizi tehdit eden kişinin de arkadaşı. İyi ama Şevki benim en büyük düşmanım. Merak etme, Şevki'nin haberi olmaz. Kız boş zamanlarında oryantal ders alıyor. Kızım soyunacaksın ki kısmetin açılsın. Ama daha fazla soyunamam. O zaman filmlerde oynayamazsın kızım, bak soyun hadi. Ama soyunamam ki. Soyunmak bir sanattır, filmde sanattır değil mi? Ben artist olmak istiyorum. Sen soyarak mı artist yaparsın? Tabii, başka türlü olmaz ki. İstersen ben soyunayım bak. Hadi bakayım ya, soyun. Alo, kimi aradınız canım? Sen artist olmak istemiyor musun? Kim? Evet, Mehmet diye biri yok. Rahatsız etmeyin lütfen. Ama olmaz ki diye tutturdun ya. Soyunmadan artist olunmaz. Daha fazla soyunamam demiştim. Olmaz. Gel bakayım şöyle yanıma. Gel bakayım. Gel. Otur bakayım kucağıma. Hadi bakayım. Hoppa. Bak ne güzel oldu değil mi? Bak yavrum. Bak seni ben prodüktörlerle tanıştıracağım. Alo. Sahi söylüyorsun? Toplantıdayız. Rahatsız etmeyin lütfen. Ama ben... Alışmalısın bunlara ama yavrucuğum. Ama ben artık gitmem lazım. Bak onu da çıkaracaksın. Yok hayır. Bizim çektirmen lazım. Ya, çok güzel. Tabii. Hadi ya. Sizinle özel olarak konuşacak. Evet, sizi dinliyorum. Sana ihtiyacımız var. Patronum Şevki Bey hakkında hiç konuşmuyordum. Hayır. Senin arkadaşlarından biri bizi tehdit ediyor. Ne istediğini de açıkça söylemiyor. Öldürülen Canan'ın arkadaşı olduğunu zannediyoruz. Sahi mi? Canan öldü demek. Yazık. Nerede bulabiliriz? Kimi? Onu işte. Motosikletle dolaşıyor. Motosikletle dolaşan 10 binlerce insan var. Ama bu başka. Zannedersem Şevki abinin elemanlarından. Diyelim ki Şevki Bey'in elemanı. Ne olacak? Onun bulunduğu yeri bana söyleyeceksin. Ya ben de aradığınız kişinin yerini ve kim olduğunu bilmiyorsam? Biliyorsun. Dayımdan haber geldi. Yakında geliyormuş. Dayınla birlikte belalar da gelir. Bak abi. Dayım hakkında böyle konuşmamalısın. Ne de olsa o bizim dayımız. Hepsi bu kadar. Peki efendim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Temiz bir iş Adnan. Şimdiye kadar yaptığın işlerin en iyisi. Tamam. Lafı ağzımda geveleme de ne söyleyeceksen söyle. Çabuk söyle. Dinlenmeye ihtiyacım var. Çok acelecisin evlat. İşin şekli bir banker. Acımasız biri. Benden de acımasız ve hain. Bütün gelir kaynaklarımı kapattı. Ve hainin teki. Adı Namık Çekin. Evlat, senden bunu temizlemeni istirham ediyorum. Bu işi kıvırabilecek tek tanıdığım kişi sensin. Ben bu işlerde yokum. Teşekkürler. Eyvallah.